Hazreti Mehdi aleyhisselam Arapça bilmeyecektir. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili verilen önemli bilgilerden biri de Hazreti Mehdi aleyhisselamın Arapça bilmemesi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi olmasıdır. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri, Takim et-Tirmizi Hazretlerinin Hatmül Evliya'da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı El-Cevabül Müstakim isimli eserinde hadislere dayanarak bu konuyu şöyle açıklamıştır. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam, Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlakı hususunda ondan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı da olmaz. O orta boylu erlerdendir, mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer, son bulur. Hazreti Mehdi aleyhisselam Arapça bilmeyecek ama Allah'tan gelen hikmet ve ilimlerle kuşatılmış olacaktır. Hadislerde Mehdi aleyhisselamın bir gecede ıslah edildiğinin haber verilmesinin manası da budur. Hazreti Mehdi aleyhisselam bizden Ehl-i Beyt'tendir. Allah onu, Hazreti Mehdi aleyhisselamı bir gecede ıslah eder. Yani tövbesini kabul eder ve feyizler ve hikmetlerle donatır. Ey Ehl-i Beyt! Mehdi aleyhisselam bizdendir. Aziz ve celil olan Allah, onu Hazreti Mehdi aleyhisselamı bir gecede ıslah ve irşad edecek. Doğru yolu gösterecek. Manevi ilimlerde Cenab-ı Allah onu bir gecede sonsuz ilimlerle, ledün ilmiyle donatacak. Mehdi aleyhisselam Arapça bilmez, bu özelliğidir. Hadislerle sabittir bunlar. Resulullah Efendimiz buyurdu, o bendendir, evladımdır. Benim lisanımı bilmez dedi. Çok az konuşur, çok az duyar, anlar, o kadar herkes bilir. Bunlar hepsi işaretlerdir, hadisler sahihtir. Olgunlaştı. Resulullah Efendimiz de 40 yaşından sonra peygamber olmuştu. O olgunlaşmasıyla beraber o zamana kadar ne zulümler gördü, ne hapishanelerde yaptı çıktı. Hizmetini hala devam ettiriyor. Ayrıca Allah ahir zamanda bilgisayar ve internet teknolojisini de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetine verecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ezber ve kendi hafızası yerine internetin ve bilgisayarın hafızasını kullanacak. Bu vesileyle dönemin tüm alimlerinin bilgilerinden ve dalında uzman olan herkesten istifade ederek en doğru ve en mükemmel bilgilere ulaşacaktır. Günümüzde Kur'an'ın her dilde mealleri internette mevcuttur. Arapça her kelimenin çeşitli anlamları, Kur'an'ın hem Arapça hem de her dilde açıklamalı mealleri, kütüb-i sitte hadislerinin Arapçaları ve her kelimesinin anlamları açıklamalı olarak internette bulunmaktadır. Böylece Hazreti Mehdi aleyhisselam eşsiz bir dünya bilgisine sahip olacak ve tüm bu bilgi birikimi sonunda da vicdani kanaatiyle doğruları tespit edecektir. Allah'ın ilhamıyla hareket edeceği için hata yapmayacak ve en mükemmel yorum ve içtihatları yapacaktır. Bunun sonucunda da en mükemmel alimin bile Hazreti Mehdi aleyhisselamın sahip olacağı bu bilgi karşısında bilgisi eksik kalacaktır. Bu sebeple Hazreti Mehdi aleyhisselam gelmiş geçmiş en yüksek müceddit ve müçtehit olma özelliğini taşıyacaktır. Hadislerde bildirilen bir diğer hususta Hazreti Mehdi aleyhisselamın sadece bir kısım yardımcılarının Arapça bilecek olmasıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın yardımcıları Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak. Fakat Arapça konuşacaklar. Gerek Hazreti Mehdi aleyhisselamın Arapça bilmeyecek olması, gerekse yardımcılarından sadece bir kısmının Arapça bilecek olması, önemli bir bilgiye daha işaret etmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebeleri Arap olmayacaklardır. Bu durumda bazı kimselerin Mehdi aleyhisselam Mekke'den veya Medine'den çıkacak demelerinin de doğru olmadığı görülmektedir. Mekke veya Medine'de doğan, yaşayan bir kimsenin Arapça bilmemesi mümkün değildir. Mehdi aleyhisselam Arapça bilmeyeceğine göre bu şehirlerden değil, Arapçanın ana dil olmadığı bir ülkeden ve şehirden çıkacaktır. Bilindiği üzere Medine kelimesi Arapça'da şehir anlamına gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde konu açık ve net olarak anlaşılmaktadır. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, 6 şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. 6.'sı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, İstanbul. Bu Konstantiniye'nin Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yapılacak manevi fethidir. Görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın Arapça bilmediğini, talebelerin Arap olmadığını bildirdiği gibi
kendisine Mehdi Aleyhisselam'ın hangi şehirde faaliyet yapacağı sorulduğunda da İstanbul diyerek Mehdi Aleyhisselam'ın Türk milleti içinden çıkacağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır.